Ekşi mayamızı tekrar canlandırmaya karar verdik. Yani ekşi mayamızı sıfırdan başlıyoruz. Temel malzemeler gibi gözükmekle birlikte su mutlaka içme suyu olması gerekiyor. Unun mutlaka organik bir un olması gerekiyor. Keşke değirmende öğütülmüş un olsaydı ama ona şimdilik ulaşamıyoruz. Bir kavanoz cam olması daha tercih edilesi plastik olmasındansa. Karıştıracağınız şey metal olmamalı. O da çünkü maya ile yani organizmalarla etkileşime giriyor. Tahta olabilir. Plastik bence yine kullanmamakta fayda var. Bunu hazırladıktan sonra üstünü örteceğiz. O da tülbent gibi havayı alan ama böcekleri almayan bir şey olması lazım. Çünkü kapağını kapatırsanız havadaki mikroorganizmaları alamaz. Bir ölçek, bunun ne kadarlık olduğunun hiçbir önemi yok. Sadece bir ölçeğiniz olması gerekiyor. Bu ölçek bir bardak da olabilir. Bu ölçek bir başka bir kap da olabilir. Burada sadece önemli olan şey her seferinde aynı ölçüde kullanacağımız için sadece bir ölçeğiniz olması. Bunun çok büyük olmaması gerekiyor. Çünkü çok büyük olursa çok fazla mayanız olur. En sonunda ekşi mayanın sadece bir kaşığından neredeyse ekmek yapılacağı için çok fazla ekşi maya üretmeye gerek yok. Eğer bir fırın açmayı düşünmüyorsanız. Öncelikle işte bir ölçek unla başlıyoruz. Biz ölçek olarak oradaki kırmızı çizgiyi alıyoruz. Çok milimetrik artı eksiler o kadar önemli değil. Burada tek önemli olan şey aynı ölçüde tam buğday, organik tam buğday unuyla aynı ölçüdeki suyu karıştırmak. Aslında her gün yapacağımız iş bundan ibaret olacak. Sadece 2 gün sonra elimizde devasa bir ekşi maya olmasın diye hep bir kısmını atacağız. Böylelikle hep oluşacak mayaların ve laktik asidin ve asetik asitin hep belirli bir ölçüde içinde kalmasını sağlamak. Bunları karıştırıyoruz birbiriyle. Biz genelde dediğimiz gibi bu kırmızı ölçeği kullanıyoruz ve bardağın içinde bunları karıştırıyoruz. Ekşi mayayı üretmek aslında uzun bir süreç. Bu hava durumuna ve odanın sıcaklığı gibi bir sürü şeyle de bağlantılı. Örneğin sıcak havada daha çabuk ürüyorlar. Şu anda hava soğuk ama ev sıcak. Unun tamamen eridiğinden emin oluyoruz. Yani evet, topak kalmaması önemli. Tamamen homojen bir görünüm alana kadar. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Çok fazla kenarlarda kalmaması da önemli. Çünkü onlar kuruyor. Yapısını bozabiliyor. Şu anda böyle nasıl diyeyim, içinde cici bebeleri erimiş bir süt gibi bir görüntü var. Şu anda bir kokusu yok. Bu önemli çünkü gün be gün bazı kokular gözlemleyeceğiz. Şu anda sadece işte bir un kokusu var. Bunu şimdi tülbentle kapatacağız ve 24 saat dinlenmeye bırakacağız. Bunu günün hangi saatinde yaptığınız aslında önemli çünkü hep aynı saatte bu tazeleme işlemini yapmakta fayda var. Maya olana kadar, maya olduktan sonra bu değişiyor. Çok sıkı bir kapla kapatmayın. Eğer tülbentiniz yoksa açık bırakılmış kısmen bir kapakla da idare edebilirsiniz. Bunu buzdolabında değil, oda sıcaklığında saklıyoruz ama odada açık bir yerden ziyade herhangi bir dolapta veya bir çekmecede saklayabilirsiniz. İlk günlük işlem bu kadar. 24 saat sonra görüşürüz. Neredeyse 24 saat oldu. Mayamızı açıyoruz. İçinde üst tarafında daha doğrusu bir sıvı var. Sakın korkmayın. Onu atmaya da çalışmayın. Tekrar
Homojeniteyi sağlamak için güzelce karıştırın. Bugünkü işimiz sadece karıştırmak, un ve su eklemek değil. Karıştırdıktan sonra tekrar hava geçiren bir şeyle ne kullandıysak üzerini kapatıyoruz ve yine dolabın içine koyuyoruz. Bugün mayımızın 48. saati doldu. Dün sadece karıştırmakla yetinmiştik. Bugün un ve su ekleyeceğiz. Şimdi açıyoruz. Bu sefer dünkü kadar sıvı ve katı formu birbirinden ayrı değil. Fakat yine asetik asit oluşumunu görebiliyorsunuz. Herhangi bir şey kokuyor mu? Bakalım. Evet, artık ekşi ekşi kokmaya da başlamış. Şimdi aynı miktarda un ve su ekleyeceğiz. Şimdi yine homojeniteyi sağlayabilmek için iyice karıştırmamız gerekiyor. Kenarlarda topaklanan parçaları mutlaka içine karıştıralım. İşimiz bittikten sonra aynı şekilde yine hava alanı alabileceği bir şöyle üzerini kapatıyorsunuz. Bugünlük bu kadar. 24 saat sonra görüşürüz. Mayamızın 3. gününden merhabalar. Mayamız bugün daha tatlı. Böyle bir amsı bir koku almış durumda. Bugün ne yapacağız? Önce yine homojenite sağlamak için mayamızı güzelce karıştıracağız. Daha sonra metal olmayan mümkünse tahta bir kaşıkla mayamızın yarısını atacağız. Size de bana olduğu gibi atmak zor gelebilir ama eğer bunu yapmazsanız bundan bir 10 gün sonra kaplara sığmayacak kadar çok mayanız olur. Şimdi yine birebir olacak şekilde un ve su ekliyoruz. Sonra yine homojeniteyi sağlamak için karıştırıyoruz. Dört saat sonra görüşmek üzere. Bugün 4. günündeyiz mayamızın. Önce koklamak istiyorum. Bugün de dünkü gibi hafif tatlımsı kokuyor. Yani yine bir biramsı kokusu var. Yine homojenite sağlamak için diyeyim. Güzelce karıştırıyoruz.
Şimdi önce dün yaptığımız gibi mayanın yarısını yine ayırıyoruz ki hiçbir yere sığmayan bir mayamız olmasın diye kabaca yarısını döktüğümü düşünüyorum. Bir ölçek un, bir ölçek su koyuyoruz. Ve yine karıştırıyoruz. Güzelce. Siz biraz daha karıştırmaya devam edebilirsiniz. Ben videomuz çok uzuyor diye burada bitiriyorum. Sonra yine tülbentimizi kapatıp kapatıyoruz. Ve 24 saat sonra görüşürüz.